Melek Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Melek Hanım, söyleşimize geçmeden önce izleyicilerimize ben kısaca sizi tanıtarak başlamak istiyorum. Melek Hanım kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet, her şeyden önce Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz çok sağ olun. Biz sürekli medya karşısında olduğumuz için buradan bütün dünyaya selamlar. Yani çünkü yurt dışı eğitimli olup yabancı olduğum için beni herkes izleyebiliyor. Yalnız biz çalışmalarımız, ben Algı Yaşam Merkezi'ni kendim açtım. Kendi sistemimi kurdum. Kazan Üniversitesi'ni bitirdim. Psikoloji hekimiyim. Özellikle aile sorunlarıyla ilgileniyoruz. Evlenmeyenler, sonuçta gerdeğe giremeyenler, aidiyetten çocuk, okul, dersler, eşinden ayrılanlar vesaire, maddi sıkıntı yaşayan, hani aile sorunu dedim, hepsi içine giriyor. Evet. Psikoloji çok zordur ve psikolojinin devamı, biz burada gereken her türlü imkanı sağlatıyoruz. Ama kendi yerimiz olduğu için Ankara, Çankaya, Kızılay. Bu kadar bir adres veriyorum. Çünkü genellikle gerisini telefonla randevu aldıklarında ve ben randevu verdim, hastaları alıyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Evet. Destek vermeye çalışıyorum. Evet. Melek Hanım, kaç yıldır danışanlarınıza bu hizmeti sunuyorsunuz? Şimdi 2009'dan önce diyelim, hemen hemen 2002'den bu yana Türkiye'de bir hizmet vermekteyiz. Evet. Benim Türkiye'de 2 tane, 3 tane yerim var. Şu an psikoloji olarak destek verdim yerimiz ve enerjiyle de çalışıyoruz. Evet. Her iki yönden de destek vermeye çalışıyoruz. Evet. Danışanlarınıza nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Yani hangi alanlarda bir hizmet sunuyorsunuz? Biraz daha açabilir miyiz? Şimdi az önce dediğim gibi, yani ben bir de medeniyeti, sosyeti güzel bir insanım. Hani bedeni düşünürüm. İnsanlar, hiç kimse birisi için kalıcı değildir. Evlendin, orada kal. Çocuğun var, orada kal değil. Beyin uyuştuğu anda, anlaşıldığın anda o evlilik sürdürülür. Eğer beyin uyuşmadığı anda o evliliği sürdürmenin anlamı yok. Beyin de bitmişse her şey bitmiştir. Ayrılıkta evlilik kadar kutsaldır. Yürütülürse güzeldir. Bedende taşınırsa güzeldir. Evet, ben şimdi burada genellikle biz hastalarımızı randevulu çalışıyoruz. Güvenlik sistemimiz var, post cihazlarımız var, yasal çalışıyoruz. Evet. Özellikle bunu bilsinler, çünkü internet sitesinden bir sayfa açıyorlar ve kayboluyorlar. İnsanların güvenleri çok fazla yıkılıyor. Bizim böyle yazma çizme gibi bir lüksümüz yok. Biz enerjiyle de çalışıyoruz. Ayrıyeten de bilinçaltı tıp uzmanı olarak da değerlendirmeye çalışıyoruz. Yanlarında olmaya çalışıyoruz. Genellikle kısmeti açmayan demeyelim de, genellikle seçici insanların beklemesi, sonra umutlarının boşa çıkması, başkalarının tarafından canlarının yanması, biz o psikolojileri tamamen düzeltinceye kadar, istediği kişilere kavuşup evleninceye kadar yanlarında olup destek vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda genellikle 12 seans, 6 seans, 9 seansla noktalanan konulardır. Evet. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi hocam, Türkiye'nin tanıdığı bildiği bir kişisiniz ve uzun yıllardır da bu sektörün içerisindesiniz. 6 yaşından beri sektörün içerisindeyim. 6 yaşında, evet. Medyanın karşısındayım. Evet, sizin anneanneniz aslında oradan size gelen bir şimdi, süreç bu. Şimdi enerjiyle çalışmaya geldiniz. Ben enerjiyle çalışmayı ben 6 yaşında aldım. Hı-hı. Benim 6 yaşında kalp gözüm açık olduğunu tabii ki bilmiyordum. Genellikle Çanakkale'deydim. Böyle şehit mezarlıklarında küçük küçük çocuklar çıkardı. Tabii çocuksun, anlamıyorsun ne olduğunu. Bir sürü arkadaş çıkardı. Benimle oynardı. Annem eğitimci bir insandı. Annem görevden geldikten sonra bakardı. Gel yemeğini ye, kahvaltını yap dediğinde 6-7 yaşında bir çocuksun, arkadaşlarım da geliyor, gelsin diyordum. Tabii annem etrafıma bakarken bir şey göremiyordu. Evet. Bunlar böyle böyle aile içerisinde gelişti. Tabii ben bunu 12-13 yaşından sonra manevi bir güç olduğunu anlamış oldum. Bunu da enerji olarak döküp insanların tamamen ruh ikizi yaparak, tamamen onların kötü enerjiden kurtararak, pozitife çevirerek, istediklerini onlara vererek, her şeyden önce kara sevda bir hastalıktır. Biz sevenleri kavuşturuyoruz, bunu söyleyelim. Evet. Şimdi hocam, biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye'de tanınan, bilinen bir kişisiniz. Fakat baktığımız zaman bu hizmeti sunan birçok işletme var diyebiliriz. Sizi bu diğerlerinden ayıran en büyük özellikler nelerdir? Şimdi biz kendimizden emin çalışıyoruz. Evet. Bizim bir sürü aldığımız plaketlerimiz var, bizim diplomalarımız var, bizim Algı Yaşam Merkezi ruhsatlarımız var, hafta sonu ruhsatlarımız var. Bizim kimseyle alakalı kimseyi gündeme getiremeyiz. Çünkü kendi işimizden eminiz, yaptığımız işten de eminiz. İnternet üzerinde de biz çok çaba içine girmedik. Zaten herkes benim yüzümü tanır, medyada tanır. Biz ciddi çalışırız, dürüst çalışırız. Öbürlerinde farkımız şu:
onların yazdığı webler olur, yazdıkları çizmeler olur, internet kapamalar olur, insanlar umutlarını boşa çıkartmış olur. Ama sadece şunu da söylüyorum, enerjiyle çalışıyorum ama başka yerlerden tamamen yıkıntıya uğrayarak bana geliyorlar. Onları toparlamamda süre alıyor benim için, 3-4 günümü alıyor. İnsanlar boşlukta umutsuz bir şekilde geliyor. Enerjiyle çalışmak çok güzel bir güçtür ama onlara da sabır gerekir ki mesela 3 hafta, 21 gün, 12 gün, 13 gün süreç içerisinde toparlamamız var. Bu süreç içerisinde de sabırlı olmaları gerekiyor. Evet. Sabırlı olmaları gerekiyor dediğimde bir adamın tamamen bütün hatları engelleyip bunları maddi zarara sokuyor. İşte seninle evleneceğim deyip bütün kredi çektiriyor. Genellikle hep görevli insanlardan. Evet. Ondan sonra kayboluyor. Gidiyor en yakın arkadaşını alıyor. Gidiyor başkasıyla evleniyor. Bunun da hem maddi manevi umutları, hayalleri yıkılıyor. Bu da böyle bir insanın toparlanması da tabii ki bizim için çok zor bir dönem geçiriyoruz. Ama sonuna kadar da yanlarındayım. Sonuç verinceye kadar da gece gündüz fark etmez beni arayabilirler. Ben o kadar da rahat hastalarımla konuşabiliyorum. Evet, yani oradaki telefon numaralarınızdan ya da web sitenizden de size ulaşabilirler. Evet, adres vermiyorum. Çünkü seçici hasta alıyorum. Seçici hasta derken illa da bir zengin hastası değil. Yürekten, candan, kendine güveni olup, inanan, pozitif olup kendine gelmesini sağlatan insan olsun istiyorum yani. Evet. Bu şekilde biz destek veriyoruz. Evet. Peki hocam bundan sonra neler yapmayı planlıyorsunuz? Hani hedefleriniz nelerdir? Şu an ben 3. 4. kitabım çıktı. Ben özellikle şimdi buradaki işimin dışında gerçekten sinema, senaryo ve ben özellikle genellikle diyorum ya kitap yazmayı ve ayrıyetten kendini halka farklı tanıtmayı isteyen bir insanım. Evet. Her şeyden önce garibanların elinde çok tutuyorum. Mesela bayram günleri olsun, özel günler olsun, yaşlılar yurduna giderim, çocuk yurtlarına giderim. Elinde olmayanların, öğrencilerimizin okullarını temin ederim. Ama istiyorum ki halk bize karşı dürüst olsun, biz de onların yanında dürüst olalım. Evet. Güzel günler herkes için geçerli. Evet. Melek Hanım, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Çok sağ olun. Ben de sizinle çalışmalarım keyifli oldu. İnşallah sizinle de programlar yapıp güzel günler ve yıllarımız hep birlikte geçsin isterim. Çünkü ben herkesin medyasını, herkesin sitesini çok beğenmem. Evet. Benim için de keyifli, enerji dolu olacak ki ben onlarla çalışayım. İnşallah sizinle çalışmalarımız uzun yıllar devam eder. İnşallah Melek Hocam. Bizim teşekkür de tenemeyiz o yolda. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.